Sayın seyirciler, Türkiye'yi haberleşme alanında ileri noktalara taşıyacak TürkSat 5B'de sona gelindi. Uydu yarın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki üstten uzaya fırlatılacak. Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de TRT Haber muhabiri Fatih Avanos'un sorularını yanıtladı. İzliyoruz. Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Azerbaycan'da ikinci kez geldi. Başkanlığın ilk ziyaretinde kardeş ülkeye gerçekleştirmişti. Bu ziyaretinde de hem önemli temaslar olacak hem de kendisinden yarın uzaya fırlatacağımız yeni nesil haberleşme sistemimizin yine ona ilişkin detayları kendisine soracağız. Efendim yayınımıza hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. İlk olarak yarınla mı başlayalım, ne dersiniz? 5A'nın ardından 5B'yi de fırlatıyoruz. Bu önemli nedir? Planlı, zaten önceden planlanmış olan çok önemli bir fırlatma. TürkSat 5B uydusu. Biliyorsunuz bunlar yeni teknoloji, yeni nesil uydular ve bizim eski uydularımıza göre kapasiteleri çok daha yüksek. Türkiye'nin haberleşme kapasitesine çok ciddi katkısı olacak bir uydu bu. İnşallah tabii hava durumu müsaade ederse, çünkü böyle durumlarda havada bir sıkıntı olursa biliyorsunuz bu tarih saat değişebiliyor. Ama beklenen yarın fırlatılması. Bir aksilik olmazsa onu da uzaya ulaştırmış olacağız. Böylece uydu sayımız 7'ye ulaşıyor, aktif uydu sayımız. Çok önemli bir sayı. İnşallah Türkiye bundan çok istifade edecek ve tabii Türkiye'deki yayınların geniş bir coğrafyaya ulaşmasını da sağlayacak. Bu da önemli bir adım. Dolayısıyla hepimize hayırlı olsun diyorum. Efendim, hazır sizi yakalamışken, hibrit motor teknolojisinde çalışmalar ne durumda? Bununla ilgili sevindirici gelişmeler var mı? Tabii bu bahsettiğim gibi bu motoru biz uzayda kullanacağız. Yani Ay'a bize götürecek olan motor bu motor. Bunun hem statik testleri yapıldı, yerdeki çalışmaları yapıldı. Hem de fırlatma testleri yapıldı. Karadeniz'den, Sinop'tan birçok fırlatma gerçekleştirildi ve bu kademeli olarak yükseldi. En son uzaya kadar ulaştı. Bu çok önemli bir başarı. Bu motoru Ay misyonumuzda uzayda ateşlediğimiz zaman Türkiye uzay tarihçesi olan bir roket motoru kazanmış olacak. Efendim, son olarak da Azerbaycan temaslarınızın bir de anlamı var. Türk Keneşi, Türk Konseyi adını Türk Devletleri Teşkilatı'na çevrildi ve bu anlamda Türk ülkeleri de kendi arasında bir işbirliği alanında sizin de inisiyatifinizle bir birliktelik sağlanacak. Pazartesi günü önemli bir toplantı var. Nedir ayrıntılar? Tabii bu adımı çok önemsiyoruz. Ben belki şu an önemi çok anlaşılmasa da tarihi bir adım olarak görüyorum. Bütün ülkelerin, bu 7 ülkenin 5 tane üye, 2 tane gözlemci ülke var burada. Malum ismi değişti, Türk Devletleri Teşkilatı oldu. Bu bütün ülkelerin devlet başkanları, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi başta olmak üzere bütün devlet başkanları, İlham Aliyev cenapları hepsi oradaydılar ve çok önemli bir karar aldılar. Dediler ki bundan sonra hem isim değiştiriyoruz hem de birçok konuda çok daha detaylı, derin işbirliğine gideceğiz. Bu karar alındı. Şimdi bu kararlar içinde Türkiye Uzay Ajansı'nın da önderliğinde geliştirilecek uzay projelerinde işbirliği yapma da var. Biz hemen bunun adımını atarak bu alınan kararın altını doldurmak maksadıyla Azerbaycan'da Azerkozmos'un ev sahipliğinde bir toplantı tertip ettik. Sayın bu teşkilatın genel sekreteri Sayın Amreyev'in büyük desteği oldu burada. Hemen yazılar çıkartıldı ve acil bir şekilde burada toplanıyoruz. Pazartesi günü önemli adımlar atacağız. Bazı projeleri ortak yapma konusunda, bundan sonraki uzay çalışmalarında nasıl işbirliği yapılabilir, nasıl daha gücümüzü artırabiliriz ve uzayda biz de varız diyebiliriz, tartışacağız, konuşacağız ve karara bağlayacağız. Efendim, çok önemli. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bu değerli katkılar için, bilgiler için. Evet, Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Sayın Serdar Hüseyin Yıldırım yayın konumuzdu. Hem yarın gerçekleşmesi planlanan yeni nesil haberleşme uydumuzun hem de pazartesi gününe ilişkin Türk devletlerinin uzay ajanslarının bir araya geleceği o tarihi toplantıya ilişkin detayları bizlerle paylaştı diyelim. Başkent Bakü'de son notlar bu şekildeydi. Sözü yeniden size bırakalım.